Turbo prop uçaktan 14'ü aktif edildi. Bunları özellikle Türkiye'deki İHA'lar ve SİHA'lara karşı kullanacaklarını açıkça da dile getirdiler. Kim dile getirdi? Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı Georgios Vagenas yaptığı açıklamada üstü kapalı aklı sıra Türkiye'de tehdit ediyor. SİHA'lar her yerde Yunanistan'da bunlara alışacak. dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. yine çok önemli bir video analizi karşınızdayız. Sevgili dostlar Yunanistan'la İsrail arasında çok önemli özellikle hava savunma eğitimleri çerçevesinde bir anlaşma imzalanmıştı. Geçen yıl yapılan 1.65 milyar dolarlık bu anlaşma iki ülke arasında bugüne kadar yapılan en önemli savunma tedarik anlaşmasıydı. Şimdi bu anlaşma hayata geçmeye başladı. Hemen dün itibariyle özellikle Kalamata deniz üssü ve hava üssünde eğitim uçuş merkezi açıldı. Bu merkez kapsamında İsrailli pilotlar Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden pilotları eğitecek ve bu eğitme çerçevesinde tek motorlu bakın onun hemen altını çizelim 25 adet tek motorlu T6 turboprop uçaktan 14'ü aktif edildi. Bunları özellikle Türkiye'deki İHA'lar ve SİHA'lara karşı kullanacaklarını açıkça da dile getirdiler. Kim dile getirdi? Sevgili dostlar Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı Georgios Vagenas. Şimdi Vagenas yaptığı açıklamada üstü kapalı aklı sıra Türkiye'de tehdit ediyor. Yani diyor ki bakın ne diyor? Bizi diyor doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere hazır hale getirecek bu eğitim uçuşları vesaire bu yeni konsept. Bizi diyor Türkiye'ye işte doğudaki komşumuz tabii Türkiye'ye doğru diyor. Açıkça Türkiye'yi de tehdit ediyor üstü kapalı. Onun yapacağı diyor tehditlere karşı bizi hazır hale getirecek. Yani istedikleri kadar bunu denesinler ve özellikle de ağzından İHA ve SİHA'lara karşı olduğu söylüyor. Şimdi İHA'lar SİHA'lar Yunanistan'ın uykularını o kadar çok kaçırıyor ki Aksungur İHA'lar bir yandan, Bayraklar TB2'ler diğer yandan. Yani Yunanistan'ın uykuları kaçıyor. İskiri adası var çok önemli. İskiri adasındaki erken uyarı radar sisteminde sürekli İHA yalların efendim Yunanistan fırını geçtiğini, fırattığını, o hava attığını, geçtiğini sürekli söylüyorlar ve bununla ilgili şikayette bulunuyorlar. İyiler her yerde, siyalar her yerde. Yunanistan'da bunlara alışacak. Şimdi Yunanistan bunlarla alakalı önlemleri işte kaldığı o tek motorlu uçaklara kaldı şansı. O uçakları efendim eğiterek o uçaklarda İHA ve SİHA'lara karşı denge üstünlüğü kurmaya çalışıyor. Tabi İsrail'in burada Yunanistan'la beraber olması da tesadüf değil. Çünkü biz hep diyorduk bize kurulan karşı cephenin içinde İsrail de var. Çok net. İstediğiniz kadar İsrail'e normalleşin. Bakın Temmuz ayında özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail arasında yapılan Agapinor 22 tatbikatında bugüne kadar Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail arasında yapılan en kapsamlı tatbikat olmuştu bu tatbikat. O tatbikat yetmezmiş gibi İsrail Yunanistan arasında hava kuvvetleri yönlü, hava savunma yönlü tatbikatlar da yapılıyordu. Özellikle havadan uçaklara yakıt ikmali gibi eğitimler İsrailli ve Yunan uçakları, Yunanlı pilotlar ve İsrailli pilotlar tarafından sürekli bunlar efendim eğitim uçuşları çerçevesinde gerçekleştiriliyordu. Zaten aralarında çok büyük bir işbirliği var. Peki bu işbirliğinde özellikle İsrail ne yapmaya çalışıyor? İsrail Doğu Akdeniz'de kesinlikle Türkiye'nin egemenliğini arttıracak. Hele ki Libya ile yapılan şu son hidrokarbon anlaşması gibi anlaşmaların ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarını daha fazla ortaya çıkarması veya en azından deniz yetki alanlarını kullanması kesinlikle ve kesinlikle bu bölgede İsrail'in işine gelmiyor. Tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de özellikle Türkiye tarafından son dönemde biliyorsunuz epey ön plana çıkarıldı. Buraya bir İHA üssü kuruldu. Bunun yanı sıra fırtına obüsleri gönderilmişti adaya. Yine adaya uçak silah sevkiyatları, ağır zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor. Tabi İsrail kendine karşı da bu anlamda bunu bir tehdit görüyor. Zaten İsrail, Büyük İsrail projesi kapsamında Kıbrıs'ı da Doğu Akdeniz'de o Büyük İsrail projesi sınırları içinde gösteriyor. Bu da önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki faaliyetleri İsrail'in hiçbir şekilde işine gelmiyor. Zaten geçmişte hatırlarsanız Nabuldina gibi Tevrat'ta geçen intikam anlamında yine aynı şekilde Nemesis gibi Yunan savaş tanrıçası bu tatbikatlarda İsrail'in özellikle yer almıştı. Hele ki Nabıldina tatbikatında jenerik senaryosunda hedef ülke açıkça Türkiye'ydi. İki tane F-16 uçağımız Malatya Kürecik üstündeki radar üstünden Efendim oradaki bir NATO üssü. O iki F-16 hedef alınıyordu. Türk F-16'sı düşürülüyordu. Daha sonra Kıbrıs işgal ediliyor. Peşinden güneyden Türkiye'ye doğru bir işgal planı. Türkiye'nin belli noktaları Mersin dahil olmak üzere. Efendim Antalya oralar. Sözde işgal ediliyordu. Jenerik senaryosunu internetten siz de bakabilirsiniz. Nabuldina Şimdi Yunanistan bunları ve İsrail bunları yaparken özellikle son dönemde bu Kalamata deniz üssü ve hava üssünde yapılan bu tarz eğitim merkezi kurulması çok çok önem teşkil ediyor. Sevgili dostlar aynı zamanda bundan da bahsetmekte fayda var. Şimdi İsrail ile yapılan bu sözleşme 1.65 milyar dolarlık sözleşme yine söyleyelim. İki taraf arasında bugüne kadarki yapılmış en önemli savunma anlaşmasıydı. Savunma anlaşması çerçevesinde bir yer tutuyor. Dolayısıyla şimdi bu kadar büyük bir savunma tedarik anlaşmasının yapılması da tam da bu zamanda e, tesadüf değil. Zaten buna güvenerek de efendim Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı Georgios Vagenas da açıkça Türkiye'yi tehdit ediyor. İstediği kadar tehdit etsinler, vız gelir tırıs gider. Daha önce de Stefanis etmişti. Ondan önce eski Genelkurmay Başkanı Frankos etmişti. Efendim yeni şu anki Genelkurmay Başkanı yine aynı şekilde Konstantinos Floros aynı şekilde tehdit ediyordu Sakız Adası'ndan Türkiye'yi. Diyorum ya istedikleri kadar tehdit edip konuşsunlar. Bunlar anca çok özür dilerim. Yani birilerinin tasması elinde böyle gezdiriyor Yunanistan'ı. Havlatıyorlar bize karşı. Onlar anca bunu yapar. Yoksa öyle ellerinden bir şey geleceği falan vesaire yok. Net. Ama ısrarla son bir vuruş deniyorlar. Son bir umut deniyorlar. Şimdi rüzgar öyle bir dönmüş durumda ki. Amerika Açık ve net Amerika Birleşik Devletleri muazzam bir destek veriyor Yunanistan'a. Neredeyse Yunanistan'a hep söylüyoruz. Küçük Amerika yolu Yunanistan anakarası dahil olmak üzere. Yani Stafanoviç'ten Tutun da Larissa, Kavala, Selanik birçok yer dede ağaç tamamen Amerikan kontrolü altına girdi. Aynı şekilde Girit. Ha bakın Girit demişken bize yine F16'ları vermeyip oyalayan. Yok efendim şartları kaldırdık. Yok kaldırmadık, kaldıracağız ama kaldırırız ama şu şart var diyen Amerika daha yeni Yunanistan'a bir adet daha F-16 Viper modernizasyonu son seviyesindeki bir F-16'yı daha verdi. O da Girit'e yola çıktı. Yunan basında bunu duyurdu. Aynı zamanda iki tane daha Rafale Savaş Fransa'dan alındı. Şimdi Yunanistan'a bunlar böyle peyderpey verilirken hala Türkiye efendim Yunan e, Amerika'dan F-16 bekliyor. Gerek yok kardeşim. Buradan bir daha söyleyelim. Patriotları vermeyince S-400'leri alınca nasıl o pop kalktılarsa Türkiye alternatifsiz olmadığını alternatifsiz olmadığını savaş uçakları konusunda da göstermeli. Önümüzde çok alternatif var. Su-35'ler var, Su-57'ler var. Yani Rusya bu konuda hazır. Bu anlamda Türkiye bir adım atabilir, atmalıdır. Atmalıdır. Yani ne olursa olsun hava kuvvetleri yönlü biz Amerika'nın keyfini beklersek Yunanistan'ın resmen saldırması için fırsat kolluyorlar. Yarın öbür gün Yunanistan saldırdığı zaman e biz bekliyorduk da işte hala vermedi. Neyin zamanını kaybediyoruz? Yunanistan açık açık o 48 saatlik baskın savaş planını hayata sokmaya çalışıyor. Bütün bu hususları iyi görmemiz lazım. Biz o yüzden bu uyarıları özellikle yapıyoruz. Yarın ani bir baskınla, belki bir gece yarısı baskınıyla özellikle belirledikleri alanlarda etkisiz hale getirmek, liman ve hava alanlarına yapılan bombalı saldırılar neticesinde bir şok etkisi yaratıp sonra vurucu, asıl vurucu, işte güya öyle söyle, Yunanistan savaş planı, asıl vurucu hamleyi yapmaya çalışacaklar. Yani bunu beklemeyelim. Kesinlikle de biz ne olursa olsun başka ülkelerden de savunma amaçlı, askeri amaçlı tedariklerimizi tamamlayalım, yapalım. Bu çok önemli. Bunu da özellikle belirtmek istiyoruz. Bakın Yunanistan boş durmuyor. Her ihtimali, her efendim böyle kendine yararı olacak her şeyi değerlendiriyor. İsrail'le yapılan bu anlaşmada çok önem taşıyor. Özellikle de e, kimle yapılmıştı? İsrailli savunma şirketi Elbit İsrail'i savunma şirketi Elbit'le yapılan bu anlaşma çok önemli. Yunanistan bu anlaşma çerçevesinde İA ve SİA'lara karşı da bir önlem almaya çalışıyor. Bir yandan Yunanistan alıyor, bir yandan Güney Kıbrıs Rum yönetimi alıyor. Onlar da yine İsrail'le, bak yine İsrail. Yine İsrail'le e, bu yıl itibariyle birkaç ay önce e, biliyorsunuz e, demir kubbe anlaşmasını yapmıştı. Hava savunma anlaşması, demir kubbe. Yani boş durmuyorlar. İsrail'le bu şekilde devreye sokuyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. Türkiye'de kendisine karşı oluşturulan her zaman söylediğimiz gibi bu cepheye karşı güçlü bir stratejik ittifakın içinde karşı bir cephede yer almalı somut ve net adımlar atarak. Bunu da belirtelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.